Sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte harika bir sütlaç yaptım. Onu paylaştım. Haydi buyurun, hep beraber sütlacımızın yapım aşamasına geçelim. Sevgili izleyicilerim, sütlacımız soğuduktan sonra daha da kıvam alacaktır. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Üzerlerine isterseniz tarçın, ceviz, fındık, fıstıkla da süsleyebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerim, bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün de sütlaç yapacağım. Sütlaç için malzemelerim, burada 2 litre sütüm var. 1 su bardağı yıkadım, hazırladım pirincim var. 4 bardak suyum var pirinçleri haşlamak için. 1,5 yemek kaşığı da nişastam var. Şimdi yıkamış olduğum pirinçleri uygun bir tencereye alıyorum. Sütlacımı yapmaya başlıyorum. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi yıkamış olduğum bir su bardağı, normal klasik bardaklarla pirincimi uygun bir tencereme aldım. Üzerine de 4 su bardağı pirinçlerimi haşlamak için şöyle bir bardağı böyle gösteriyorum. Suyumuzu ekledim. Ocağımın altını açıyorum. Pirinçlerim yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yapışmasın diye pirinçler şöyle biraz karıştırıyorum. Isındıktan sonra pirinçler tenceremizin dibine yapışabilir. Onu biraz karıştırıyorum. Tam ölçü bir sütlaç tarifi sizlere sevgili izleyiciler. Şimdi şöyle bir kontrol ediyorum. Pirinçlerimi sevgili izleyicilerim. İyice pişinceye kadar, suyunu çekinceye kadar pirincimiz pişecek. Dediğim gibi 2 litre süte 1 su bardağı pirinç, 4 su bardağı suyla, aynı bardakla pirincimizi haşlıyoruz. Sevgili izleyicilerim, pirincimizin daha pişmesi lazım. Evet sevgili izleyicilerim, pirinçlerimiz iyice suyunu çekinceye kadar pişirdikten sonra şimdi 1 litre sütünü ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2 litre pardon 1 litre dedim 2 litre sütünü ekliyorum. Ve 15 dakika aralıklarla karıştırarak pişmeye bırakıyorum. Şimdi sütlacımız kaynamaya başladı. 15 dakika pişirmeye bırakalım. Aralıklarla da topaklaşmasın diye pirinçlerimiz şöyle bir karıştıralım. Orta ateşte pişirelim sevgili izleyicilerim. Şimdi sütlacım 15 dakika kaynadıktan sonra ocağımın altını iyice kısıyorum. Ben de bu arada 1 su bardağı şekerini ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şekerini kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Sevgili kardeşlerim, az gelirse biraz daha ekleyebilirim. Kontrol ettikten sonra. Şimdi bu sırada da ben 1,5-2 yemek kaşığı kadar nişastayı 1 çay bardağı sütle çözdürüyorum iyice. Evet, bunu iyice çözdürdükten sonra sütümüze 1 çay bardağı sütle 2 yemek kaşığı kadar nişastayı da iyice çözdürdükten sonra topaklaşmaması için iyice karıştırıyorum. Ben mısır nişastası kullandım sevgili kardeşlerim. Siz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi karıştırarak nişastamızı ekliyorum. Bir 10 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Sütlacımız pişecektir 10 dakika sonra. Evet sevgili izleyicilerim, şekerini kontrol ettim. Şekeri eksik. Şöyle bir yarım su bardağı ekleme yapıyorum. Bu da yine sizin tamamen damak tadınıza göre sevgili izleyicilerim. Çok tatlıyı seviyorsanız daha fazla ekleyebilirsiniz. 1,5 su bardağı bu ölçülere karar gelecek. Yavaş yavaş da zaten sütlacımız olmak üzere. Tam ölçü, tam kıvamında bir sütlaç paylaştım sizlerle sevgili kardeşlerim. Umarım videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Beğenileri nedense bırakmıyorsunuz. Her videomda da söylüyorum sevgili kardeşlerim. Zor değil, paralı da değil beğeni bırakmak. Onun için lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Tabii ki beğeniyorsanız.
Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Sütlacım kıvamına geldi sevgili kardeşlerim. Şimdi kaselerimi alıyorum. Şimdi şöyle karıştırarak orantılı bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle kasemi alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Bu şekilde kaselerimi alıyorum hepsini. Ben fırına sürmeyeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu şekilde de seviyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerim, bugün de sizlerle birlikte tam ölçü kıvamında sütlaç yaptım, onu paylaştım. Umarım videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli değerli arkadaşlarım. Beğenileri lütfen unutmayalım. Videomu bugünlük burada bitiriyorum. Başka güzel tariflerle sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.